2 milyar metreküp yani 13.9-14 milyar ton toplam rezerviyle dünya mermer potansiyelinin yaklaşık %40'ına sahiptir. Dolayısıyla rekabet gücü son derece yüksek bir alana sahibiz. Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek doğal nitelikteki doğal taş çeşidine sahip olan Türkiye'de rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Rezervlerin bölgelere göre dağılımında Ege bölgesi %32 ile başı çekmektedir. Sektörde yaklaşık 1000 adet mermer ocağı, küçük ve orta ölçekli 1500'ün üzerinde fabrika, 7500 atölyede yaklaşık 250 bin kişi istihdam edilmektedir. Doğal taş sektörü, yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa tüketimi, doğal taş makineleri üretimi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Özellikle son dönemde mermer üretiminde klasik mermer üretim yöntemlerinin değişmeye başlaması, nitelikli iş gücü ve ileri teknolojiye dayanan modern üretim yöntemlerinin daha çok kullanmaya başlanmasıyla işlenmiş mermer üretiminde büyük artışlar kaydedilmiştir. Uygulanmaya başlanan modern ocak üretim yöntemleri ve son teknikler sayesinde rekabetin çok yoğun olduğu dünya doğal taş pazarına uygun üretim ve pazarlama yapabilecek ürünler hazırlayan tesis sayımız giderek artmaktadır. Tüm bunların sonucunda Türkiye dünya doğal taş üretiminde lider 7 büyük üreticiden biri konumuna gelmiştir. Sektöre yapılan yatırım sayısının artması paralelinde ihracat potansiyelinin artmasına olanak sağladığı açıktır. İç mimar ve müteahhitlere ve Türk doğal taşını daha iyi tanıtıcı ve sektörlerinde kullanım için onlara özel bir çaba gösterilmenin de gerekli olduğunu burada olabilmesi için işlenmiş mermer ürünlerimizin tanıtımının yurt dışında da ayrıca etkili açıktır. Bunu sağlayan hem taşımızı hem de teknolojimizi görücüye çıkardığımız Marmur Fuarı, mermer ve doğal taş firmalarını yabancı firmalar ve ihracatçılarla buluşturarak iş bağlantıları gerçekleştirilmesine ve Türkiye'nin mermer ihracatının artmasına önemli katkılar vermektedir. Marmur Fuarı ve doğal taş sektörü 1995 yılından bu yana birbirine paralel bir büyüme gerçekleştirmektedirler. İzmir ile özdeşleşen Marmur Fuarı yurt dışında marka haline gelmiş durumdadır. Fuar, mermer ve doğal taş sektörünün yanı sıra İzmir ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkılarla İzmir'in lokomotif fuarlarının başında gelmektedir. Marmur Fuarı, fuarda yapılan iş bağlantıları hariç, kentte en az 70 milyon dolar katkı sağladığı ifade edilmektedir. İzmir'de düzenlenen her fuar yaklaşık 80 sektöre ve bu sektörde çalışan binlerce insana iş ve aş temin etmektedir. Kentimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek uluslararası standartlardaki yeni fuar alanı ki çerçevesini ve yapılan çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanımız detaylı bir şekilde az önce ifade etti. İzmir fuarcılığına güç katacak ve çok büyük bir tempo yakalayan Melbourne fuarını dünya birincisi yapmak konusunda önemli de ivme kazandıracaktır. Expo 2015'in İzmir'e verilmesi de yeni fuar alanı sürecine destek olacak önemli bir faktördür. Biliyorsunuz 31 Mart 2008 yani önümüzdeki günlerde 5 gün sonra Paris'te yapılacak olan oylama sonrası Expo 2015'in ev sahibinin İzmir, Milano mu olacağı açıklanacaktır. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda, temaslarda ve intibalarımızda İzmir'in Expo 2015'e daha iyi ev sahipliği yapabileceğinin ön tespitlerini yapmış durumdayız. İnşallah
İzmir halkının, İzmir sivil toplum örgütlerinin ve İzmir çalışanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin girişimiyle bu fuarın İzmir'e kazandırılması 31 Mart günü gerçekleşmiş olur. Ona da şimdi buradan iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Düzenlendiği kenti, bölgeyi ve ülkeyi dönüştüren organizasyonlar olarak anılan Expo'lar, kentin hazırlanmasına ve altyapısının geliştirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağı açıktır. Her yıl Mart ayının sonunda dünya mermer sektörünün gözünün İzmir'e çevrilmesini sağlayan Melbourne 2008 fuarının gerçekleşmesinde emeği geçenleri başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve fuar genel müdürü olmak üzere ki doğal olarak sektörü hem üretim ve müracaatçılar başkanlarına bu güzel çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Dışlıca müsteşarlarımıza ve şu an aramızda bulunan genel müdürümüz şahsında teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yeni hazırlanan fuar alanında dünya çapında bu Marburg fuarını gerçekleştirmek üzere eksiğimiz kalmadan fuarı diğer alanda yapabileceğimizi ümit ediyorum. Buradan onun bir an önce gerçekleşmesi için ben de temennilerimi ifade ediyorum. Fuara katılan yerli yabancı herkese tekrar İzmir'e hoş geldiniz diyor. Fuarın sektöre, ülkemize, ülkemizin ihracatına katkılar getirmesini diliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, şimdi sizleri kurdele merasimini gerçekleştirelim.